Evet kıymetli bahçe severler. Şimdi bugün sizlerle bamyanın hasadını yapacağız. Daha doğrusu diğer bütün ürünlerimizden size yavaş yavaş göstereceğim. Şöyle bamyayla beraber burada yağ biberlerimiz, yani salçalık biberlerimiz var. Ama bamyayla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bamya, daha önceki videolarımda demiştim, kimi suyu çok sevdiğini söylüyordu. Ancak ben bu sene çok fazla su vermedim. Bamya günlük toplanması gereken bir bitki arkadaşlar. Şimdi ben geçtiğimiz hafta 6 gün buraya uğrayamadım. Malum 5-6 gün bahçede kaldığımı, 5-6 günde video çektiğim için evde olduğumu söylemiştim. Geldiğimde bamyalarımın tamamı çok irileşmişlerdi. Neredeyse bir karış olmuşlardı. Dün gelince bir hasat yaptım. Bunlar akşam saatlerinde geldiğim için gözden kaçan bamyalar. Şimdi arkadaşlar, iyi bamya nasıl olur, hangisidir, ona bakacağız. Öncelikle şurada bamyamızın bir çiçeğini görelim. Şimdi şu bamya çiçek. Bu iki gün içerisinde Allah nasip ederse artık sebze olacak, yenilmeye hazır. Şu bamya bana göre ideal bir bamya. Şimdi kimileri bundan çok daha küçüğünü koparıyorlar. Ancak bu oldukça güzel bir bamya. Şöyle avucumda göstereyim. Bu şekilde bunları toplayabiliriz. Şu bamya, buna çiçek bamya diyoruz. Çiçeği üzerinden henüz düşmüş. Normalde bunun çok lezzetli olduğunu söyleyip yiyenler var. Ancak çok küçük olduğu için ben tercih etmiyorum. Yine burada bir çiçek bamyamız var. Bunu da şöyle kopartalım. Şu arkadaşlar, bamya gerçekten çok faydalı bir bitki. Bundan dolayı olsa gerek çok da pahalı. Evet, burada da yine çiçeği düşmüş. Daha yeni çiçekten çıkmış bir bamya. Ancak ben bunu yarın alacağım. Şimdi burada şunu alabiliriz. Bamya iki günde bir toplandığı zaman çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak günlükte toplanıyor. Şimdi benim bamyalar için ayırdığım alan şu kadar. Aslında çok fazla değil. Ancak verimi oldukça güzel. Bunlar dün akşam geç geldiğim için maalesef arada kaynayan bamyalar, oldukça büyük. Ancak yumuşak oldukları için bunları da kullanacağım. Aslında arkadaşlar, bamyalar, çekirdekli olanlar çok daha faydalıymış. Biraz araştırma yapınca öyle gördüm. Şimdi bir de şunu görmenizi istiyorum. Normalde bu kadar büyümemesi gerekiyordu. Şimdi bunun tepesinde çok fazla meyve var. Maşallah, bu sene gerçekten ürünümüzün kalitesi çok güzel. Bamya ile ilgili şöyle bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben dün gelince eldiven giymeyi yetiştiremedim. Hava kararmadan hızlı bir şekilde hemen bunları toplayayım diye uğraşırken bir saatten fazla ellerim kaşındı. İnanılmaz alerjik bir ürün. Tabi herkes de aynı etkiyi yapar mı bilmiyorum. İşte bu da bamya canavarı. Az önce havlayıp benim videomu sabote eden sevgili boncuk.